SporX. Nelson'un talipleri artıyor. Everton devrede. Galatasaray son yılların en büyük transfer gelirlerinden birini Victor Nelson'u satarak elde edecek gibi görünüyor. Sevilla'nın Marco'dan sonra kadrosuna katmak üzere teklif üstüne teklif yaptığı ve son olarak bonuslarla birlikte 18 milyon euroya kadar çıktığı Nelson için bu kez Everton devreye girdi. İngiliz devinin ilgisiyle birlikte masadaki rakam 20 milyon euroya yükseldi. Giresun maçından sonra her ne kadar Galatasaray yönetimi Danimarkalı futbolcunun 25 milyon euroluk çıkış maddesinin ödenmesini beklese de bu teklife de oldukça cazip gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılıların tek isteği Nelson'un ligdeki Giresunspor maçında da oynayarak taraftara veda etmesi ve yeni takviyeler için kulübe zaman kazandırması. Gelen para transferi. Geçen sezon başında 7 milyon euroya transfer edilen Nelson böylece bir senede değerini 3e katlamış olacak. 23 yaşındaki futbolcunun Danimarka milli takımı ile Katar'daki Dünya Kupasında forma giyeceği de düşünülürse değerinin daha da artması olası. Ancak oyuncunun Erdem Timur ile yaptığı son görüşmede "Hayallerim var ve gitmek istiyorum" demesi Galatasaray cephesinde "Biz bu süreci daha fazla uzatmayalım" görüşüyle karşılandı. Nelson'dan elde edilecek gelir gündemdeki takviyelerin bon servisleri için kullanılacak. Menajeri İstanbul'dan arayılmıyor. Victor Nelson Galatasaray'dan ayrılma yönündeki ısrarını sürdürüyor. Danimarkalı stoperin menajeri, sarı-kırmızılı yönetimin "satmak istemiyoruz" şeklindeki tutumuna rağmen İstanbul'dan ayrılmadı. En az 20 milyon euro bekliyor. Dün yöneticilerle bir kez daha görüşen menajer, Nelson'un ayrılmaya kararlı olduğunu belirtip, transferi gerçekleştirmek adına sizden yapıcı adımlar atmanızı bekliyoruz dedi. Galatasaray, futbolcunun satışından en az 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Hürriyet. Sporx. Yönetimden Yunus Akgün'e müjde. Yunus Akgün'e müjde. Kontratının bitimine bir yıl kalan Yunus Akgün'ün Avrupa kulüplerinin radarına girmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde genç yıldızla masaya oturup zamlı sözleşme teklifini sunacak. Sarı Kırmızılılar, Yunus'a imzayı attırdıktan sonra benzer durumdaki diğer futbolcularla görüşmelere başlayacak. İç transferde önemli hamleler. Haris Seferovic, Lucas Torera, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da yakaladığı çıkışı sarı kırmızılı takımda da sürdüren Yunus Akgün'ün sözleşmesini MK için harekete geçti. 2 yıllık yeni sözleşme Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus'un ücretine zam yapılarak sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak ve 2024-25 sezonu sonuna dek kalması sağlanacak. Halen yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus'a tam 13.3 kat zam yapılarak ücreti 12 milyon TL'ye çıkarılacak. Bedelsiz gitmesi önlenecek. Yönetimi böylelikle oyuncudan daha yüksek verim almayı ve 1 yıl sonra bedelsiz gitmesini engellemeyi hedefliyor değeri son bir yılda uçtu. Yunus Akgün ile önümüzdeki günlerde masaya oturup yeni sözleşme teklif edecek olan Galatasaray yönetimi, ardından benzer durumdaki diğer oyunculara yönelerek iç transfer çalışmalarını sürdürecek. Bir yıl önce 2 milyon euro olan Yunus'un piyasa değeri, bu süreçte gösterdiği performansla 7.5 milyon euroya dek yükseldi. Hürriyet Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde